oluyorlar ve bunun faturası kaçınılmaz bir biçimde çalışanlara, emekçilere ve emeklilere yansıyor. Bu çok net bir tablo. İktidar şöyle bir avantaj yakaladı. 14 Mayıs'tan sonra ya da 28 Mayıs'ta diyebiliriz buna. 28 Mayıs'tan sonra muhalefetin yenilmiş olması, psikolojik olarak sürecin dışına çıkması ya da AKP, MHP bloğunun, Cumhur İttifakı'nın, Erdoğan'ın bir psikolojik üstünlüğü ele geçirmesiyle birlikte bu ekonomi politikaları çok daha rahat uygulamaya başladılar. Normal olarak eğer sorgulamaya kalksak Erdoğan dün ne diyordu, bugün ne diyor? Birbirinden farklı şeyler söylüyor. Dün Nebati'nin arkasındaydı. Dün politika faizlerinin azaltılmasının ne kadar önemli olduğunu anlatıyordu. Bugün başka bir şey anlatıyor. Yani dün sorsaydık İngiliz sermayesiyle ilgili muhalefete yükleniyordu. Bak bunlar İngiltere'ye gittiler. İngiliz tefecilerden para aramaya gittiler. Şimdi Mehmet Şimşek'i yani parlatabildikleri kadar parlatıyorlar. Ve Mehmet Şimşek'i ekonominin kurtarıcısı gibi sunmaya çalışıyorlar. Şimdi Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı da sonuç itibariyle baktığınızda geldikleri yerler itibariyle de uluslararası ya da küresel sermayenin dışında bir politika izlemiyorlar. İktidar elindeki bu avantajı yani seçim sonucu yakaladığı avantajı kullanıyor. Kullanırken de şöyle bir gerçeklik var tabii. Yani sen sesini yeterince yükseltmezsen, alternatif bir politika üretmezsen, muhalefet alternatif bir pozisyona gelmezse bu politikalarla ilgili telebir ekranlarında biz eleştirip dururuz. Ya da alternatif televizyonlarda eleştirip dururuz. Yani mevcut verilere baktığımızda yani enflasyon oranının böyle olabileceğini Türkiye'de o anlamıyla da yani muhalif ekonomistler demeyeyim ama Türkiye'nin ciddi ekonomistleri yani aklı başındaki ekonomistleri dün de söylüyorlardı, önceki gün de söylüyorlar, bugün de söylüyorlar. Şimdi benim de kişi olarak çok değer verdiğim Profesör Hayri Kozanoğlu. Ya yıl sonunda %70'ten aşağı enflasyon olmaz diyor. Şimdi ortalama Türkiye'deki ekonomiye bakanlar bu resmi görüyorlar. Nitekim Merkez Bankası kendi tarihinde belki de son yıllarda ilk kez enflasyon oranı %58'e çekti. Daha önceki %22 idi. Yani normal ki bunun bile gerçek enflasyon rakamı olmadığını biz bir biçimde görüyoruz. Şimdi bu biliniyor muydu? Biliniyordu. İki, bilinen bir diğer gerçeklik neydi? Türkiye'nin enflasyon oranı Avrupa Birliği ülkelerindeki en yüksek enflasyon oranıydı. OECD ülkeleri içinde Arjantin'den sonraki en yüksek enflasyon. Dünyada dün de öyleydi, bugün de öyle. Yani şu anda da sanıyorum 8. sırada en yüksek enflasyon noktasında. Şimdi bunlar bilinen gerçekler. Diğeri bilinen diğer gerçeklik sizi girerken söylediği son derece önemli o da. Ya şimdi TÜİK iktidarın bir biçimde gerçekten manipülasyon aracı gibi kullanılıyor. Yani niye manipülasyon aracı gibi kullanılıyor? İşte bugün %47,83 açıklanan rakamı siz devlet memurlarına, ücretlilere, emeklilere uygulamaya kalksaydınız başka bir rakamlar ortaya çıkacaktı. Bu rakamlar ortaya çıkmadı. Bu niye yapılıyor? Çok net. Enflasyon oranı ne kadar düşük gösterilirse sizin zorunlu olarak, anayasal bir hak olarak, zorunlu olarak ücretleri ödemeniz gereken rakam da o oranda yükselecek. Onu da bir biçimde manipüle ediyorlar ve düşük gösteriyorlar. Diğeri nereye yansıyor? Yani devlet yine çalışanlar üzerinden hem dolaylı vergiler hem de ÖTV üzerinden çok ciddi bir biçimde yine kimden parayı topluyor? Bizlerden topluyor. Burada sorun ne? Bakın buradaki sorunu söyleyeyim. Yani buradaki temel sorun cümle arasında söyledim ama muhalefetin artık 2,5 ay geçti. Muhalefetin bu ekonomi politikaya karşı gerçekten bir ayağa kalkması gerekiyor. 25 milyon 500 bin kişi bu iktidar gitsin diye oy vermiş. Bu %48'e tekabül ediyor. Bu ne anlama geliyor? Bu ülkenin yarısı, kardeşim bu ekonomi politikalar yanlıştır. Bu ekonomi politikalar emekçiyi, işçiyi, ücretliyi daha zor durumda düşürüyor şeyinde. Ne yapılması gerekiyor? Bakın bugün bir iki eylem oldu ama ya esas itibariyle Türkiye o kadar evrildi ki muhalefeti bir bütün olarak düşünmek lazım. Mesela sendikalar. Ya sendikalar sokağa çıkmıyor ya. Yani yalnızca eski kastetmiyorum. Yalnızca eski kastetmiyorum. Yani normal olarak sendikaların tümünün sokağa çıkması lazım. Diskin, Türk İş'in, Hak İş'in. Yani iktidara yakın olması bir şey değiştirmiyor. Çünkü iktidara yakın olmak bu rakamları ortadan kaldırmıyor ki.
Sonuçta markete gidenin CHP'li ya da İYİ Partili olmadığını ya da HDP'li olmadığını biliyoruz. Markete hepsi herkes gidiyor. Ücretlerin tümü markete gittiğinde gerçek rakamlarla konuşuyor. Şimdi mesela sendikalar harekete geçirecek, emek örgütlerini harekete geçirecek bir muhalefet dinamiğine ihtiyaç var. Yani siz buna karşı tavır almadığınız sürece sokakta, fabrikada, mahallede, TÜİK önünde, bakanlıklar önünde tavır alamadığınız sürece sesler yükselmediği sürece bu iş devam eder. Bir diğeri, mesela Türkiye'de şunu tartışması gerekiyor muhalefetin. Ya vergilerle ilgili yükseltilen oranlara bakıldığında ÖTV dahil olmak üzere, ya şimdi mesela Türkiye'de servet vergisinin konuşuluyor olması lazım. Yani eğer sen kamucu bir politika izleyeceksen, kamucu bir politikayı hatırlatacaksan, yani hepimizin ezbere bildiği gerçeklik de hem Türkiye'de hem de dünyada aslında ama Türkiye'de de böyle. Sonuçta kriz herkesi vurmuyor. Bu enflasyon rakamları da herkesi vurmuyor. Yani ücretler dışında Türkiye'de ciddi bir biçimde başka bir zenginleşme şeyi var. Gayrimülkte var, dövizde var, başka şeylerle var. Ama sonuçta Türkiye'de bir kısımda zenginleşiyor. Dünyada alternatif politika yapanlar, başka bir ekonominin olabileceğini söyleyenler servet vergisini konuşuyorlar. Şimdi mesela çok kazanandan niye çok vergi alınmasın? Sonuçta çalışanlar açısından vergi oranları sürekli yükseliyor ve orada değişen bir şey yok. Çok kazanandan da çok vergi alınabilmesi gerekiyor. Mesela bizim bunu konuşuyor olmamız lazım. Bir diğeri, mesela muhalefetin çok ciddi bir biçimde ya şunu konuşması lazım ya, temel yurttaşlık hakkı diye bir şey var. Bakın ÖTV fiyatları arttı. Geçenlerde Yılmaz Büyükerşen bir şey söyledi. Ya dedi ki ya bunu iş değilse yerel yönetimlerde kullanmayın. Bu ne anlama geliyor? Benzin ve mazot fiyatı arttığı andan itibaren yani siz temel yurttaşlık hakkı olan toplu taşımacılıkta da doğal olarak ne yapıyorsunuz? Bilet fiyatlarını artıyorsunuz. Bu kime yansıyor? Esas itibariyle yine ücretliye yansıyor. Esas itibariyle emekçiye yansıyor. Emeklilere yansıyor. Mesela şöyle bir şeyin olması lazım. Bunu muhalefetin hatırlatması lazım. Bugün toplu taşımacılık, toplu taşıma bir yurttaşlık hakkıdır. Yurttaşlık hakkı olduğunda krizin bu kadar derinleştiği bir ortamda toplu taşımayı kimin finanse etmesi lazım? Sübvanse etmesi lazım. Esas itibariyle devletin sübvanse etmesi lazım. Yani belediyeler de bu sürecin içinde olmalıdır ve normal eğer siz çalışanları koruyacaksanız, Türkiye'nin %80'i lehine bir politika yapacaksanız yapmanız gereken bu tür alanlarda gerçekten devlet sübvansiyonunu arttırması gerekiyor. Gider kalemlerinizi değiştireceksiniz, önceliklerinizi değiştireceksiniz. Bunu kim dile getirmesi gerekiyor? Bana göre bunun muhalefetin dile getirmesi gerekiyor. Bunları dile getirmek önemli. Bakın dün farklı olabilir. Bugün toplu taşımacılık temel yurttaşlık hakkıdır. Ve bilet fiyatları sürekli artıyor. Metrobüs fiyatları artıyor, metro fiyatları artıyor, Marmaray fiyatları artıyor, minibüs fiyatları artıyor, taşıma fiyatları artıyor. Su bir gerçekten yurttaşlık hakkıdır. Elektrik bir yurttaşlık hakkıdır. Doğalgaz bir yurttaşlık hakkıdır bugün itibariyle baktığımızda. Bunlarsız yaşam olmaz. Bunlarsız yaşam olmayacağına göre şöyle bakması lazım. Bakın normal vatandaşa ya başka bir politikanın olabileceği, başka bir yerden bakılabileceği söylenmelidir. Muhalefetin de bu noktada en ciddi hatalarından bir tanesi tam da bu. Mesela Mehmet Şimşek işi CHP dışındaki diğer partilerde zaten neredeyse alkışlanacaktı. Yani bir alkışlanmadığı kaldı. Yani buna altılı masanın ittifaklarının neredeyse tümü için söylemek mümkün. Oysa politikalar değişmedi. Senin alternatif politikan tam da benim söylemeye çalıştığım alanda geliştirilmelidir. Bu geliştirilebilirse şöyle bir şey olur. Yani o zaman bunları yalnızca biz ekranda tartışmayız. Yalnızca işin ne kadar kötü olduğunu konuşmayız. Çünkü zaten vatandaş markete girdiğinde, kasaba girdiğinde, bakkala girdiğinde bunu görüyor. Oysa vatandaşın bir diğer şeyin olabileceğini görerek kendisini gerçekten çoğaltarak iktidarın da bu çoğalmayı görmesi gerekiyor. İktidar mesela şunu görse ne olur? Zamlara karşı Türkiye'nin dört bir yanında mitingler olsa, yalnızca büyük şehirlerde değil, büyük şehirler başta olmak üzere. Ya zamlara karşı miting yok ya. Şimdi zamlara karşı miting yapmıyorsanız alternatif politika geliştiremezsiniz. Yani normal mesela bu hafta sonu Türkiye'nin dört bir yanında insanların, emek örgütlerinin, sendikaların, siyasi partilerin, ben başka bir Türkiye istiyorum diyen herkesin işin doğrusu meydanda olması lazım, sokakta olması lazım. Kuşkusuz buna öncülüğü sendikaların yapması gerekiyor. Ama muhalefet partilerinin CHP başta olmak üzere bu süreci bence büyütmeleri gerekiyor. Büyütülebilirse
Türkiye başka bir şeyi yeniden konuşmaya başlar. O zaman yalnızca kendi içimizdeki sorunları konuşmaktan vazgeçeriz. Ya da onu başka bir noktaya doğru çekeriz. Esas ihme Türkiye'nin temel konularında başka bir alternatif politikanın üretebileceğini, başka bir Türkiye'nin olabileceğini,